başka ülkelerden çocuklarını, yavrularını buraya gönderecek olan insanlar, evet, bir ada olarak, bir adada bu üniversitelerin olduğunu düşünerek, çocuğumun başına bir şey gelirse hangi kapsamda, hangi kurumda tedavi olur diye arar. Öğrenciler bunu düşünmez ama anne babaları düşünür. Dolayısıyla bu sağlığın güvence altına alınması ve yakında üniversite hastanesi gibi bir hastanenin olması, buraya üniversiteyi tercih edecek öğrencilerin sayısını artıracaktır. Ayrıca sosyal sigortaları konuşacağız ama örneğin bir de turistlere bakalım. Evet. Yine bir ülkeye gidecek olan bir turist, ki biz nitelikli turist diyoruz ısrarla. Nitelikli turist cebinde parası olan belli bir yaşın üzerindeki turisttir. Bu turist gezmeye gelen, tanımaya gelen, para harcamaya gelen turist. Belli bir yaşın üzerinde evet. insanlardır. İşte bu belli bir yaşın üzerine gelmiş olan insanlar gidecekleri ülkeyi seçerlerken, evet, o ülkenin tarihi, kültürel evet. pek çok değerine bakarlar. Ama eğer yine başlarına bir şey gelir ise hangi hastanede, nasıl şartlarda tedavi alacaklar, evet. ona da bakarlar. Evet. Yani isterseniz altınla döşeyin siz adayı. Adam buraya geldiğinde kalp krizi geçirdiği zaman veyahut da ayağını kırdığı zaman, başına başka beklenmedik bir kaza geldiği zaman, eğer tam hayatını kaybedecekse evet. bu adaya asla gelmez. Evet. Onun için ve bu nitekim de böyleydi değil tabii mi aslında? Tabii ki turizmin gelişmesi için de hastane şarttı. Evet. Onun için bizim hastanenin inşa edilirken hep bunlar düşünülerek gerek turistlerin sağlığını, gerekse de burada yaşayan tüm insanların sağlığını garanti altına alacak bir çerçevede yapıldı. Tabii ki bunu taçlandıran bir gelişmedir. Sosyal güvenlik kurumunu evet. çerçevesinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan bir düzenlemeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarına genişletilmesi evet. ve bu genişletilmeyle birlikte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne sebeple bulunursa bulunsun, ister okumak için, ister turistik amaçla, ister çalışma için burada bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sosyal güvenlik kurumu şemsiyesi altında. Yani bu ne demek? Bugün sosyal güvenlik kurumuna üye olan ve bu hakka sahip olan bütün TC yurttaşları Kuzey Kıbrıs'a geldiğinde SGK güvencesindedir. Yani tıpkı İstanbul'daki gibi, Ankara'daki gibi, İzmir'deki gibi, Türkiye'nin herhangi bir köşesindeki hastaneden olduğu gibi yakında o üniversite hastanesinden de SGK şartlarıyla sağlık hizmeti alabiliyor. Bu ülke için atılmış çok önemli bir adım ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye'de sağlık alanındaki reformlarının devamı olarak bizim için de çok devasa, çok büyük bir gelişmedir, çok büyük bir fırsattır, evet. çok büyük bir açılımdır. Dolayısıyla bugün ülkemizde bulunan gerek öğrenciler, gerek turistler, gerekse de herhangi bir amaçta burada görevli olarak çalışanlarımız evet. yakında üniversite hastanesinde SGK ile hizmet alabiliyorlar ve almaktadırlar. Evet. Hatta şunu da söylemek gerekir. Türkiye'de bulunan birçok hastanenin de üstünde üst düzey bir hizmet veriliyor. Bu da çok önemli. Tabii ki, çünkü hem konumumuz gereği insanımız az. Yani evet. 300 bin insanın olduğu bir yere siz 55 bin, 56 bin metrekarelik bir hastane yaparsanız. Yani şu anda çünkü ada kapsamına baktığınız zaman adanın çok çok üstünde hizmet verebilecek bir altyapıya sahip ve üstün hizmet verebilen bir yer. Yani kalite olarak, teknoloji olarak, ekipman olarak, çalışan kadrosu olarak hepsi deneyimli, konularında uzman profesörlerden oluşuyor. Tabii ki bugün ana bilim dalı başkanlarının tümü profesör. Evet. Her ana bilim dalında ikinci bir profesör veya doçent veya uzmanlarla desteklenmiş. Evet. Yine bugün kalp konusunda, kanser konusunda çok açık ve net söylüyorum. Dünyanın en iyi merkezi neresiyse orasıyla yarışacak, orası kadar kaliteli hizmet sunacak bir donanım, altyapı ve güncel bilgiyi kullanan çok iyi hocalarımız var. İşte bu